أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli arkadaşlar, hadisi şeriflerin Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan kavli ya da fiili olarak bize ulaşmasındaki ilk çıkış noktası sahabedir. Sahabe efendilerimiz rıdvanullahi aleyhim ecmain bu konuda çok hassas ve çok da gayret göstermişlerdir. Özelde sahabe genelde bütün ravileri hadis rivayetine özendiren iki hadisi şerif var. Onlardan birisi Nazzarallahum ra'an diye başlayan meşhur hadisi şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki Allah-u Azimuşşan o kişinin yüzünü ak etsin, parlatsın ki bizden duyduğunu iyice anlıyor, ondan sonra da diğer nesillere aktarıyor. Bu hadiste belirtilen kişilerin içine dahil olabilmek için işte özelde sahabe, genelde bütün raviler çok önem vermişler. Efendimiz'den bir söz aktarmanın bu duaya müstecab olacağını bildikleri için de hadisi şerifleri aktarma konusuna gayret etmişler. Bu birincisiydi. İkincisi de aslında hem sahabe efendilerimizi hem de ravileri korkutan bir hadis. Men kezzebe aleyye müteammiden hadisi şerifi. Manen Efendimiz buyuruyor ki kim benim adıma bir hadis uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın ya da cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Şimdi bu iki rivayet arasında biz ilk nesil olan sahabeyi anlamaya çalışalım. Sahabe Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında yaşamış, onu görmüş, ona inanmış, onunla sohbet etmiş topluluk, nesil, kutlu ve kutsal nesil bizim için. Bir daha sahabe olunamayacak. Çünkü sahabe olmanın şartı aleyhissalatü vesselam Efendimizle yaşamak, onun soluduğu havayı solumaktır. Bu nesil bizim için ideal bir nesil. Biz bu neslin önderler olarak kabul eder ve onların ayak izlerini takip etmeye gayret ederiz. Onlara hayatımızı uydurduğumuz nispette de Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu dini yaşamış oluruz. Şimdi sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'ın veda haccında veda hutbesini irad ettiğinde onu dinleyenler 100 bin ya da 110 bin, hatta bazı rivayetlere göre 120 bin sahabe. Bu 120 bin sahabe acaba Efendimiz'den hadis rivayet etmişler midir? Hayır. Hepsi hadis rivayet etmemiştir. Efendimiz Aleyhisselam'dan hadis rivayet edenlerin sayısı 1000 kadar. 1000 kadar. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'dan hadis rivayet etmiştir. Ve bu 1000 sayının çoğunluğu Allah Resulü Aleyhisselam'dan 1 ya da 2 hadis rivayet etmiştir. Yani Efendimiz'den işte 1000'in üzerinde hadis rivayet edenler mükfirun deniliyor. Sadece 7 kişi. Ondan aşağıya rivayet edenler var. Şimdi şu konu üzerinde durmak istiyoruz bu dersimizde. Yani sahabe efendilerimiz hadisi niçin az ya da niçin çok rivayet etmişlerdir? Çünkü görüyoruz ki kimisi çok az, kimisi çok rivayet etmişler. Yani bu aslında direkt olarak Efendimiz aleyhisselamla uzun müddet kalmaya da bağlı değil. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle uzun müddet kalmış, ilk günden beri onun yanında bulunmuş, onun yakınında bulunmuş olan Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali
radıyallahu anhum gibi sahabiler. Aslında düşündüğümüz zaman çok daha fazla rivayet eden sahabiler olmalı. Niçin? Çok daha fazla sözünü duymuşlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Onu daha çok aktarmış olmaları gerekiyor. Ama durum böyle mi? Hayır değil. Mesela Hazreti Abdullah'ın babası Zübeyir'e, Zübeyir bin Avvam'a söylediği bir söz var. Abdullah bin Zübeyir babasına diyor ki, baba sen diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la başından beri bulunuyorsun. Ama senin Efendimiz aleyhisselam'dan hadis rivayet ettiğini pek görmüyorum. Diğerleri kadar hadis rivayet etmiyorsun. Neden? Diye soruyor. Bu aslında bizim de sahabenin hadis rivayetindeki durumunu anlamak için sorulmuş bir soru. Cevabı bizi de ilgilendiriyor. Zübeyir bin Avvam ne diyor? Diyor ki evladım, gerçekten ben Efendimiz aleyhisselam ile başından beri beraberim. Başından beri beraberim. Dolayısıyla çok fazla o güzel ağzından şeref südur etmiş sözleri duydum, işittim, uyguladım. Uyguladım ama ben Efendimizin aynı zamanda şu hadisini de duydum diyor. Efendimiz buyurdu ki kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bunu da duydum diyor ben. Onun için öyle her duyduğumu, işittiğimi rivayet etmiyorum diyor. Biz Zübeyir bin Avvam'ın sözlerine tercüman olmaya çalışırsak, Efendimiz'den her duyduğumu aktaracak kadar pehlivan değilim, kahraman değilim. O kadar kendimi böyle hemen ateşe atacak kadar kahraman değilim demiş oluyor. Onu anlıyoruz. Peki nedir sahabeyi böyle hadis rivayet etmede kılı kırk yararcasına frenleyen amil nedir? Buna tesebbüt deniliyor. Hadis ilminde tesebbüt deniliyor. Yani Allah Resulü aleyhisselama ait olduğu kesin olarak bilinmesi, sabit olması. Efendimiz'den midir bu rivayet yoksa onun yanında bulunanlar kendileri mi söylemişlerdir? Sözüne bu araştırmaya tesebbüt deniliyor. Efendimiz'e sabit midir bu hadisin ulaşması sabit midir diye. İşte sahabede bu tesebbütün ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Birkaç örnek vereyim mesela. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Hazreti Ebubekir hilafeti döneminde bir teyze geliyor Hazreti Ebubekir'in yanına. Diyor ki ben torunumun ya da çocuğumun, torunumun efendim mirasından pay almak istiyorum. Torunumu mirasından pay almak istiyorum. Hazreti Ebubekir diyor ki inan ki ne Kur'an'da ne de duyduğum kadarıyla hadiste, sünnette sabit değildir. Efendim torundan miras almak, pay almak sabit değildir diyor. Orada bulunan, mecliste bulunan sahabe efendilerimizden birisi ayağa kalkıyor. Diyor ki bu konuda ben bir şey biliyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam efendimden bir hadis duydum biliyorum diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nineye 6'da bir hisse vermiştir. Bunu ben duydum diyor. Kimdir bu sahabi? Mughire bin Şube radıyallahu anh. Şimdi bir hadis, bir uygulama Hazreti Ebubekir'e aktarıldı. Şimdi Hazreti Ebubekir bakalım ne yaptı? Diyor ki, var mı mecliste senden başka Efendimiz'den bunu duyan, bu uygulamayı bilen başka birisi var mı diye. Şimdi tesebbüt bu işte. Yani gerçekten Efendimiz'e ait bir hadise midir bu? Bunun araştırmasını yapmak demektir tesebbüt. Oradan başkaları da kalkıyorlar diyorlar ki biz de biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz nineye 1/6 mirastan hisse ayırmıştır ve vermiştir. Heh, şimdi oldu ve bu uygulamaya konuluyor. Hazreti Ömer de
çok ciddi bir şekilde diğer sahabe efendilerimiz gibi bunun üzerinde durmuştur. Efendimiz'e ait midir değil midir bunun subutunu, sabitiyetini araştırmıştır. Mesela ona ait kitaplarımızda anlatılan bir hadisedir bu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bir gün halifeyi Hazreti Ömer'i ziyarete geliyor. Kapıyı çalıp 3 defa izin istiyor. Üçünde de içeriden ses çıkmayınca yani izin verilmeyince dönüyor. Dönüyor geriye. Oradan uzaklaşırken Hazreti Ebubekir kapıya şey Hazreti Ömer kapıya geliyor. Bakıyor ki Ebu Musa el-Eş'ari oradan uzaklaşıyor. Çağırıyor hemen onu. Çağırdığı gibi de bir de çıkışıyor. Diyor ki ne oldu hemen döndün gittin. Biraz bekleseydin ya bekleyemez miydin? Diye de çıkışıyor. Ebu Musa el-Eş'ari orada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki ya Emirel Müminin ya Resulullah'ın halifesi. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Buyurdu ki biriniz bir yere misafirliğe gittiğinde 3 defa izin istesin. Eğer izin verilmezse oradan geri dönsün. Orada beklemesin. Yani ısrar etmesin. Ya kimse yoktur veya içeridekiler müsait değildir misafir karşılamaya. Olabilir mi? Olabilir tabii. Ya bu günümüze de ait bir durum şimdi. Yani biz gideceğiz bir yere de kapıyı çalacağız ve evin önünde ayakkabıları da gördükten sonra içeride birilerinin olduğunu anladıktan sonra kapı açılmayacak bize. Ne yaparız biz orada? Herhalde zile parmağımızı basar. Bir daha da kaldırmayız değil mi kapı açılana kadar? Sonra da yine de açılmazsa telefondan ararız. O da olmadı. Daha sonra o ev sahibini gördüğümüz zaman onu da iyi bir benzetiriz. Ama Efendimizin bize anlattığı, tarif ettiği uslup bu değil ki. Yani müsait olmayabilir. Ebu Musa diyor ki ben bu hadisi duyduğum için 3 defa izin istedim. İçeriden izin gelmeyince döndüm. Hazreti Ömer muhtemelen bu hadisi şerifi ilk defa duyuyor. Diyor ki şimdi bana aktardığın bu söze ya bir şahit getirirsin yanında yani başka birisi daha Efendimiz'den duymuş olduğuna dair bir şahit getirirsin veya ben sana yapacağımı bilirim diyor. Ebu Musa heyecanlanıyor tabii. Geliyor mescide. Mescitte oturan sahabe halkasına yanaşıyor. Diyor ki benim başıma böyle bir iş geldi. Allah aşkına aranızda bu hadisi bilen var mı? Diyorlar ki hepimiz biliyoruz. Bilinmeyen bir hadis değil ki Efendimiz'den biz hepimiz duyduk diyor. Yahu birisi benimle birlikte halifeye kadar gelebilir mi diyor şahitlik yapmak üzere. Hepimiz de gelebiliriz diyorlar. Hatta bizden yaşça en genç olanımız gelsin diyorlar. Hepimiz biliyoruz bunu. Sonra o toplumdan yaşça en genç olan Ebu Musa el-Eş'ari ile birlikte Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Hazreti Ömer ondan da tesebbüt ettirince yani Efendimiz'e ait olduğunu iyice sabitlenince Ebu Musa'ya bir şey söylüyor. Bakın bu da önemli. Bunu da bilmemiz lazım. Aksi takdirde bu sefer yahu sahabe birbirine güvenmiyor muydu gibi bir şey çıkar kafamızda bir soru işareti çıkar. Hazreti Ömer diyor ki Ebu Musa'ya ben diyor senin Resulullah adına yalan söylediğini iddia etmiyorum. Buna zaten ihtimal de vermiyorum. Fakat böyle yapmakla ben her önüne gelenin Efendimiz'e bir şeyler şey yaparak yani bir şeyler Efendimiz'e söyleyerek onun adına söyleyerek hadis uydurma cüretine kalkacağından korktuğumdan böyle yaptım diyor. Yani sen yalan söylemezsin ama gelecek nesillere Hazreti Ömer'in aynı zamanda uygulamalı olarak bir uyarısı oluyor bu. Bakın tesebbütü görüyor musunuz? Efendimiz'e ait olma geleneğinin ne kadar önemli olduğunu. Hazreti Ali bazen Efendimiz'den bir hadis rivayet edeni eğer o hadisi duymamış bilmiyorsa yemin ettirirmiş. Hazreti Ömer'in şu sözü çok meşhurdur. Diyor ki Allah Resulü adına bir şey uydurmaktansa gökten yere düşüp paramparça olmak benim için daha iyidir diyor. Yani Efendimiz'e bir şey uydurup
onun manevi ziyanını görmektense gökten bıraksınlar beni, yere düşeyim, paramparça olayım daha iyi diyor. Bakın ne kadar önemli. Tesebbütü böyle uygulamışlar. Ondan sonraki halkalar da daha önceki sahabeden gördükleri şekliyle uygulamalarını devam ettirmişlerdir. Şimdi bir soru. Peki madem böyle, madem Efendimiz Aleyhisselam'ın sözünü aktarmak da gerekli, onun sözü ve sesi sessizliğe mahkum edilmemesi lazım. Çünkü onun anlattıkları, Efendimizin hadisleri İslam'ın uygulamasıdır, değil mi? Orucu, haccı biz hep ondan öğrendik. Peki niçin sahabiden bazısı az rivayet etmiş? 1, 2, 3 rivayet etmiş. Bazısı da 2000, 2500'ü geçmiş rivayeti. Neden acaba böyle? Şimdi kitaplarımızda hadis alimlerimizin araştırması sonucu bunu maddelemişler. Demişler ki şu sebeplerden dolayı kimisi çok, kimisi az rivayet etmiştir sahabenin. Onlardan birisi İslam'a girme zamanı. İslam'a girme zamanı çok ya da az rivayet etmede bir etken olmuştur. Mesela Ebu Sufyan İslam'a ne zaman girmiş? Mekke'nin fethinden hemen önce girmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle ancak 2 yıl kadar yaşayabilmiş. Ama Ebu Bekir İslam'a ilk giren genç delikanlı olmuş, yiğit olmuş. O da Efendimiz Aleyhisselam'la 23 yıl boyunca adım adım beraber olmuşlar. Bunların arasında rivayet sayısı olarak bu sebepten fark olabilir diyorlar. İkincisi Resulullah'la birlikte olmak. Bu da önemli. Yani Efendimiz'e ilk yıllarda inanmış olabilir ama Efendimiz'in yaşadığı Medine-i Münevvere'de ya da Mekke-i Münevvere'de yaşamıyordur. Kabilede yaşıyordur. Ebu Zer buna örnek olunabilir. Efendimiz'e inanıyor Ebu Zer, Müslüman oluyor. Efendimiz ne buyuruyor Ebu Zer'e? Şimdi git toplumunun, halkının arasında yaşa. Ben seni çağırıncaya kadar, ben sana haber gönderinceye kadar da gelme diyor. Orada İslam'ı yay. Uzun müddet Ebu Zer Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmiyor bu sebeple. Hazreti Osman'ın Habeşistan'a hicret ettiğini ve orada yıllarca kaldığını hepimiz biliyoruz. Habeşistan hicreti var. Civar yerlerde yaşayanlar var. Üçüncüsü, şimdi bir çalışanlar var, bir de talebe olanlar var. Yani bir kendini ilme vermiş. Efendimiz neredeyse onlar orada. Devamlı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin eğitimi altında olanlar var. Bir de çarşı pazarda ticaretini yapan, ticaret kervanına gidip gelenler, hurma bahçelerinde çalışanlar var. Daha önce ben size anlatmıştım, hatırlayın. Hazreti Ömer bizzat kendisi anlatıyor. Benim diyor Medineli bir arkadaşım vardı. Onunla biz nöbetleşe Efendimizin yanında kalırdık diyor. Birimiz bir gün çalışmaya giderken o diğeri Efendimizin yanındadır. Mescitte ise mescitte, efendim ziyarette ise ziyarette Efendimizle birlikte. Duyduğu ve uygulandığını gördüğü hadiseleri hıfz ediyor. Akşam buluşuyorlar. İşte olan diğer arkadaşına soruyor. Bugün neler söyledi Efendimiz? Ne buyurdu? Ayet indi mi? Bu konuda neler açıkladı? Nöbetçi arkadaş da ona anlatıyor. Şöyle buyurdu, şuraya gittik, böyle bir olay gerçekleşti. Böyle nöbetleşmeler var. Bunlar ikisi de çalışıyor dikkat ederseniz. Bir de Ebu Hureyre gibi ashabı suffeden olanlar var. Yani talebe. Sadece onlar işte karınlarını doyuracak kadar bir yeme ihtiyaçları var. Ondan sonra hiçbir ihtiyaçları yok. Zaten mescidin bir kenarında kendilerine ayrılan bölgede kalıyorlar. Devamlı tedrisat halindeler. Bir de bunlar var. Bu ikisinin hadis rivayetinde farklılıklar olacaktır. Yani sayıca. Bir yazanlar var, bir de ezberleyenler var. Bu da farklılık gösterir. Efendim, bir duaya mazhar olanlar var. Ebu Hureyre duaya mazhar olanlardan birisidir malum. Hazreti Ali yine öyle duaya mazhar olanlardan birisidir. Gelirler şikayet ederler. Ya Resulallah, duyuyoruz. Sizden bir şeyler duyuyoruz.
bir ayet, bir hadis ezberliyoruz ama unutuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye hıfız namazını tarif etmiştir. Hazreti Ebubekir'e de bizzat dua ederek ondan sonra Hazreti Ebu Hureyre'ye bizzat dua ederek Ebu Hureyre ondan sonra hiçbir duyduğunu unutmadığını da kendisi ifade etmiştir. Böyle duaya mazhar olanlar var. Mesela Saadet Asrında Yaşama Suresi de çok önemli. Kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken vefat etmiş. Erkenden gitmiş. Kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra çok az yaşamış. 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene vefat etmiş. Kimisi de Efendimiz'den sonra 40 sene daha yaşamış. Şimdi bu yaşam süreleri de hadis rivayetinde etkilidir. İlim merkezinde ikamet etmek de çok önemli. Yani kimisi hicret etmiş, kimisi görevlendirilmiş Efendimiz tarafından başka bir şehre görevlendirilmiş. Kimisi de Efendimizle birlikte Medine-i Münevvere'de. Şimdi Medine-i Münevvere'de kalan, 5 vakit namazını Allah Resulü'nün arkasında kılan, Efendimizin devamlı sohbetinde, dersinde bulunanla, efendim başka bir yere vali olarak tayin edilmiş başka bir şehirde yaşayan arasında da bilgi olarak fark vardır. İlme yatkınlık da çok önemli tabii. Yani bu da bir geçerli sebeptir. İhtiyaç duyulduğunda hadis rivayet edilmesi de sahabede çok görülen bir şey. Yani kimi sahabe hadis rivayet etmiyor, aktarmıyor. Yanına geliyorlar, diyorlar ki sen Allah'ın peygamberinin arkadaşısın, o halkada bulunan insansın, ne olursun bize Efendimiz'den hadis rivayet etmiyor. Ne zaman rivayet ediyor? Ancak bir durum ortaya çıkıyor. O durumdan alakalı bir açıklama gerekiyor. O zaman ben Efendimiz'den gördüm, şöyle yaptı deyip o zaman aktarıyor. Bu da önemli. Mesela bir madde de, bu da çok önemli bakın. Acaba sahabeden bütün hadisler bize kadar ulaşmış mıdır? Bu da önemli bir madde. Şimdi acaba Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisler şu anda elimizde bulunduğu kadar mıdır? Yoksa daha fazlası da var mıdır? Hazreti Ebubekir'in rivayet ettiği, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadisler ancak bu kadar mıdır? Yoksa daha fazla rivayeti vardır da bize mi ulaşmadı? Öyle düşünüyoruz. Öyle ihtimal veriyoruz ki bize ulaşmayan hadisler vardır. Ama az ama çok. Bu da çok önemli. Şimdi geliyoruz çok önemli bir konuya. Sahabe üzerinde ileri geri konuşmalar var. Bunu kim yapar? Bunu tabii ki İslam'ın karşıtı, İslam düşmanı insanlar yapar. Ebu Hureyre'ye raf atar, Abdullah bin Abbas'a raf atar, Abdullah bin Ömer'e raf atar. Onlar yaparlar ama sonra da maalesef bizimkiler de onların sözlerini dillendirirler. Oryantalist ağzıyla konuşurlar. Şimdi bu konuşmalar hangi konudadır? Hemen tahmin edebilirsiniz. Bu konuşmalar tabi İslam'ın iki esasından birisi olan hadiste bir şüphe uyandırmak için sahabenin rivayeti hususundadır. Mesela tahmin edin, hadis konusunda, hadis rivayeti konusunda en çok kimin hakkında konuşulmuştur? Ebu Hureyre. Hemen tahmin edebiliyorsun. Niçin? Çünkü en çok rivayeti Ebu Hureyre yapmıştır da onun için. Sahabe içinde Ebu Hureyre kadar hadis rivayet eden yok. 5.300 küsur hadis rivayeti var Ebu Hureyre'nin mükellerleriyle birlikte. Bunun üzerinde konuşma yapılıyor. Konuşmanın ana konusu şu. Yani nasıl olur bir insan bu kadar çok sözü aklında tutar ve aktarır? Bu mümkün olmaz. O zaman Ebu Hureyre'nin rivayetleri yalan, uydurmadır. Haşa. Normal olarak bu insana da, yani normal düşündüğün takdirde birazcık böyle
Hak veresi geliyor insanın. Niçin Ebu Hureyre? Çünkü Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la son 3 yılında beraber olmuş. 3 yıl boyunca en çok hadis rivayet eden sahabi unvanını almış. Nasıl olmuş bu diye. Bunun sebepleri uzun uzun konuşulmuş. Buna müsteşriklerin iftiralarına cevaplar uzun uzun yazılmış. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Özellikle bu konuda yapılmış hem Arap dünyasında hem de Türkiye'mizde de çalışmalar var, doktora tezleri var. Bunlar da zaman zaman sizin karşınıza çıkacak. Oralardan araştırırsınız. Ama şu doğru mudur acaba? Çok hadis rivayet eden kesinlikle uydurma vardır bunun içinde. Sözü doğru mudur? Çok hadis rivayet eden mutlaka uydurmuştur. Bu iddia doğru olabilir mi? Hani şöyle bir söz var. Çok konuşan çok yanılır. Böyle bir söz var. Acaba bunu hadise uygulamak doğru mudur? Vicdanlı bir iş midir yoksa vicdansızca mı bir iştir? Maalesef vicdansızca bir iştir. Yani çok hadis rivayet ettiysen gel bakalım buraya. Sen uydurmacısın. Az rivayet edenleri tamam baş tacı et. Bak bu öyle değil işte. Bakın ben size maddeler halinde alimlerin görüşlerini saydım. Bunun çeşitli sebepleri var. Ebu Hureyre'ye Hazreti Ömer bizzat uyararak diyor ki Ebu Hureyre'yi bir gün çağırıyor yanına hilafeti devrinde. Diyor ki sen Efendimizle birlikte falancanın evinde otururken oradaydın değil mi? Oradaydım diyor ben de oradaydım. Peki benim sana bunu niçin sorduğumu biliyor musun? Evet diyor biliyorum anladım. Çünkü Efendimiz oradayken buyurmuştu ki kim benim adıma yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadisi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam git diyor şimdi istediğin kadar hadis rivayet et. Yani işin sorumluluğundasın, sorumluluğunu biliyorsun, bilincindesin. Artık bundan sonra sen bir peygamber terbiyesi görmüş olarak kesinlikle peygamber adına bir hadis uydurmazsın. Bu demektir. Ebu Hureyre kendisi bizzat anlatıyor. Diyorlar ki ya ne kadar çok hadis biliyorsun sen de. Diyor ki benim kardeşlerim, arkadaşlarım çarşı pazarda alışveriş yaparken, efendim bahçelerde ziraatçılık yaparken ben sadece karnımı doyuracak bir şeyler buldum mu o bana yeter. Allah Resulü'nün devamlı peşindeydim diyor. Çarşı pazarda, çarşı pazarda. Efendim mescitte, mescitte bir evine giremiyor. Geliyor evinin de kapısında bekliyor. Kapıda bekliyor Resulullah ne zaman çıkacak? Ben de onun çıkışını, oturuşunu, kalkışını, gülüşünü, konuşmasını, kızışını, namazını, abdestini bunları böyle adeta film makinesi gibi çekiyor, bize aktarıyor. Allah razı olsun ondan. Ne kadar güzel aktarmış ki biz de Efendimiz adına bir şeyler bilmiş, öğrenmiş olduk. Sahabe hakkında işte bunları bilmemiz lazım. Yani sahabe Hazreti Ebubekir'in rivayeti bugün Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bakarsanız 80'i geçmez. Hazreti Ebubekir yahu başından beri Efendimizle birlikte 80'i geçmez. Hazreti Ömer'in rivayeti 500'e ulaşmaz. Ama Ebu Hureyre 5000 küsür dedik. Abdullah bin Abbas da işte 2000'in üzerinde rivayeti var. Bunların niçin böyle olduğunu şimdi anladık artık. Yani sahabede hadis rivayetinin sayılarının niçin farklı olduğunu anlamış olduk. Rabbim hepsinden razı olsun. Efendim? Evet. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i bu konuda önemli bir eser arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Müsned türü eserler bize şeyi verir. Ravi'yi verir. Ravi'nin Efendimiz'den rivayet ettiği hadisleri ardı ardına sayar. Ebu Hureyre der, ardı ardına bütün hadislerini namaz bahsinde de olsun, abdest bahsinde olsun, uyuma bahsinde olsun, adab-ı muaşeret bahsinde olsun artık bahis olarak, konu olarak ayırmadan verir. Müsned türü eserlerimiz böyledir. Oradan baktığımız zaman zaten Ahmet bin
Hanbel rahimahullah Hazreti Ebu Bekir'in Müsnedi ile başlar kitabına. Ondan sonra Hazreti Ömer, yani ilk önce Aşire-i Mübeşşere, arkasından devam eder. Böyle bir sıralama ölçüsü de var. Hazreti Ebu Bekir'in rivayetleri Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 80-81, yanlış hatırlamıyorsam 81. Hazreti Ömer'in rivayetleri 500'e ulaşıyor, 400 küsürdür. Sadece sahabe abiler öyle değil mi Evet, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde sadece sahabe raviler. Bazı müsnetlerde de müellif kendi hocasının rivayetlerini alır, ona göre sıralar. Kendi hocasının rivayetlerini sıralar. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i sahabi. Bugünkü hadisleri okumaya başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ebvabul Hacc an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hac konusunda rivayet edilmiş hadisleri. Hac bahsi yani. Bizim okuyacağımız birinci bab, babu ma ca'e fi sevabil hacci vel umreti. Haccın ve ömrenin sevabı konusundaki rivayetler. Birinci hadis 810. قال المؤلف رحمه الله حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديثimizin sahabi ravisi Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tâbi'û beynel haccı vel umreti. Hac ve ömreyi peşi peşine, ardı ardına yapın. Hac, şartlarını yerine getirmiş olan insanlara ömürde bir defa farzdır. Onun dışında yapılan haclar nafile haçtır. Ömre, zaten farz değildir. Sadece nafile bir ibadettir. Ömre ile hac arasındaki fark, hacda belirli zaman var. O zamanda gidilmesi gerekiyor. Kurban bayramının bir gün evveli Arefe gününde Arafat'ta bulunulması gerekiyor. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günleri de şeytan taşlama görevlerini yerine getirilmesi gerekiyor. Zaman bu zamandır yani. Hac ayları olarak da 3 ay yani 2 ay 10 gün söylenir, bilinir. Bunlar Ramazan'dan hemen sonraki ay olan Şevval ayı, ondan sonraki ay olan Zilkade ayı, ondan sonraki ay olan Zilhicce ayının 10'una kadar olan bölüm hac aylarıdır. Yani isteyen istediği zaman hac yapamaz. Hani bir zamanlar bu da konuşuldu bu memlekette, bu ülkede. Denildi ki efendim yani o kadar insanı bir anda oraya döküp insanları izdihamdan ezmeye, öldürmeye ne lüzum var? 12 aya yayalım haccı. Yayalım haccı 12 aya. Ondan sonra bölüm bölüm gitsinler hac yapsınlar denildi. Ve ilim adamı olarak bilinen insanlar bunu maalesef seslendirdi. Bu hac, ömre, ömre ise zamanı yok. Belirli, mahdut bir zamanı yoktur. Senenin her ayında, her gününde ömre yapılır. Ancak Arefe günü ve bayram günlerin hac günleri olduğu için o günlerde ömre yapılmaz, hac yapılır. Onun dışındaki her gün ömre yapılabilir. Efendimiz buyuruyor ki hac ve ömreyi peşi peşine yapın, ardı ardına yapın. Niçin? Fe innehuma yenfiyanil fakra ve zunube. Hac ve ömre hem fakirliği hem de günahları giderir, yok eder, yok eder. Kema yenfil kiru habethel hadidi ve zehebi vel fiddati. Nasıl ki körük, demirin, altının, gümüşün kirlerini üzerindeki işe yaramaz maddelerini alır götürürse hac ve ömre de insandan fakirliği ve günahı alıp götürür. Ve leyse lil haccetil mebrurati sevabun illel cennet. Mebrur bir haccın sevabı ancak ve ancak cennettir. Karşılığı cennettir.
mebrur, kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak cennettir. Başka bir karşılık ölçülemez yani. Kale Ebu İsa diyor ki ve fil babi an Umara ve Amir ibn Rabi'ate ve Ebi Hurayrate ve Abdullah ibn Hubşi ve Ümmü Selemete ve Cabir'in radıyallahu anhum. Bu konuda sayılan sahabeden de hadisler gelmiştir aynı konuda. Kale Ebu İsa, yine İmam Tirmizi bu hadisin şimdi kritiğini yapacak. Hadisu İbni Mes'udin, yukarıda okuduğumuz İbni Mes'ud'un hadisi, hadisun hasenun garibun min hadisi İbni Mes'ud'in. Hadis hasen bir hadistir. Fakat Abdullah İbni Mes'ud tarikinden bir gariplik vardır onda. İkinci hadis. Kâlel müellif rahimahullah haddethenâ İbnu Umara. Haddethenâ İbnu Ebi Umar'a. Kale haddetena Sufyan ibn Uyeynete an Mansur'in, an Ebi Hazim'in, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale. Bu hadisimizin sahabi ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men hacce, kim hac yaparsa, hac görevini ifa ederse ve hac görevini yaparken de felem yarfuz ve lem yefsuk. Kötü sözler söylemez. Ağza alınmayacak sözler söylemez. Ona buna küfür etmezse, aynı zamanda İslam dışı hareketlerde, tavırlarda bulunmazsa eğer, böyle güzel bir hac yapmış olursa, gufira lehu ma tekaddeme min zenbi, geçmiş günahları affedilir. Yani hacca gittiniz. Hacca gitmekle iş bitmiyor. Hac görevi boyunca ihramlısınız. Dövmek yok, sövmek yok, itmek yok, kötü söz söylemek yok, insanların kalbini kırmak yok, insanların hakkına tecavüz etmek yok. Bunların hepsi işte rafese girer. Aynı zamanda bir de hacdasın. Yani her tarafta yasak olan, haram olan şey hacda çok daha fazla dikkat edilmesi, uzak durulması gereken şeylerdir. O haramlardan uzak duracaksın. İşte yalandan, efendim, gözünü korumaktan, tesettüre riayet etmemek gibi böyle haramlardan da orada özellikle uzak duracaksın ki yaptığın hac günahlarının affına sebep olsun. Kale Ebu İsa, hadithu Ebi Hurayrate hadithun hasenun sahihun. İmam Tirmizi demiştir ki Ebu Hureyre'nin bu hadisi hasen, sahih bir hadistir. Ve Ebu Hazim'in, şimdi isnatta Ebu Hazim diye birisi geçti. Sadece künyesi var bunun. Kimdir bu? Onu şimdi açıklıyor bize. Kufiyun. Küfelidir bu. Ve huve el Eşca'iyyu. Aynı zamanda Küfe'deki Eşca kabilesindendir. Vesmuhu, onun ismi de Selmanu Mevla Azzete el Eşcaiyete. İsmi Selman'dır. Eşcai kabilesinden Azze'nin de kölesidir. Nasıl kölesi? Azat edilmiş kölesidir. Bir diğer bab. Babu ma ca'e fit-taglizi fi terkil hacci. Üzerine hac farz olmuş. Farz olmuş ama gitmiyor adam. Hac yapmıyor yani. Hac yapmayı efendim düşünmüyor bile. Gidip Araplara mı para yedireceksin diyor mesela adam. Yani böyle bir insan hac farz olmuş ama gitmiyor. Bu kişinin nasıl bir cürüm işlediği hakkında hadisler. Kâlel müellif rahimahullah haddethenâ Muhammed ibnu Yahya el-Kuta'iyyu el-Basriyyu. Kâle haddethenâ Müslim ibnu İbrahim'e. Kâle haddethenâ Hilal ibnu Abdillah Mevla Rabi'at ibni Amrin ibni Müslim'in el-Bahiliyyi. Kâle haddethenâ Ebu İshak el-Hemdaniyyu anil-Hârifi an Ali'yin radıyallahu anhu ve kerramallahu vechahu. Hadis sahabi ravisi Hazreti Ali kerremallahu vece diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu.
men meleke zaden ve rahileten tübelliguhu ila beytillah. Kim? Hacca gidecek kadar, Kabe'ye ulaşacak kadar, Mekke'ye gidecek kadar bir yol imkanı bulursa, buradaki binek yol imkanı olarak çevirelim. İki, maddi imkanı da varsa, yani şer'an zengin sayılan bir insan, üzerine zekat farz olan bir insanın üzerine aynı zamanda hac da farzdır. Ömürde bir defa yapacak hacı farzdır. Kim bu iki imkanı elde edip de velem yahucce, yine de hac yapmazsa, hac yapma imkanı var ama yapmıyor ise, fela aleyhi en yemute yahudiyen ev nasraniyen. Acayip bir hadistir. Hiç önemli değil diyor. İster Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak ölsün. Hiç önemli değildir. Bu kadar ağır bir hadistir bu. Yani Allah sana emretmiş. Efendimiz Aleyhisselam, hadise devam edelim. Ve zâlike ennallâhe yekûlu fî kitâbihi. Bu söz Allah-u Azimuşşan'ın kitabında söylediği bu ayete mebnidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın okuduğu ayet-i kerime bu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Allah-u Azimuşşan buyuruyor ki bu ayet haccın farz ayetidir. Farz ediliş ayetidir. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı oraya gidebilecek imkanı bulunan kişinin hacca gitmesidir. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı oraya gitme imkanı bulan kişinin hacca gitmesi, hac etmesidir. Bu haccı farz kılan bir ayettir. Ayetin devamını okuyalım. Ve men kefara fe inna Allaha ganiyyun anil alemin. Kim inkar ederse Allahu azimuşşan bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye ihtiyacı yok. Kimsenin gidip de hac etmesine ihtiyacı yok. Hiç kimse hacca gitmese Allahu azimuşşan büyüklüğünden yine bir şey eksilmez demektir. Ve men kefara, dikkat ettiyseniz, kim inkar ederse. Demek ki hacı yapmayan insan, hacı gerekli görmeyen insan inkar etmiş demektir. Efendimiz de bu ayetin açıklamasını yapıyor bize. Bir kişi hac imkanı var, hac farz olmuş, gitmiyor. Ne yaparsa yapsın diyor yani. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ne nasıl ölürse ölsün diyor yani. Hiç önemli değil. Kale Ebu İsa, İmam Tirmizi'nin bu hadis konusundaki değerlendirmesi, hâdâ hadîthun garîbun, garip bir hadistir. Lâ ne'rifuhu illâ min hâdâl vecihi. Sadece bu tarikle biz bu hadisi biliyoruz. Onun için gariptir diyor. Yani başka tariklerle desteklenmemiştir. Ve fî isnâdihi makalun. Bir de hadisin ravilerinden bazıları konusunda konuşmalar yapılmış. Yani hadisin bazı ravileri zayıf bulunmuş. Söylüyor kim olduğunu. Ve Hilal ibn-i Abdillah meçhulun mesela. Hilal bin Abdullah geçti. Meçhul bir ravidir. Meçhulul ayn bir ravidir. Yani onun hakkında pek bilgimiz yok bizim. Kimdir, nerede doğmuştur? Onun hakkında pek bilgimiz yok. Vel hadithu yudda'afu fil hadithi. Haris geçti bile isnatta. O da hadiste zayıf kabul edilmiştir. Makal dediği de bu zaten. Kendisi açıklıyor onu. Bir başka bab. Bab-ı mâ câe fî îcâbil haccî bizzâdi verrahiledi. Peki hac ne zaman farz olur? Hangi şartlar yerine gelirse hac farz olur? İşte haccın farz olmanın şartları. قال المؤلف رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديثimizin sahabi ravisi Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما diyor ki جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Bir adam Efendimizin yanına geldi ve şöyle sordu. Ya Resulallah, ma yucibul hacce, haccı farz kılan nedir
diye sordu. Hangi şart olursa hac bir kişinin üzerine farz olur? Bunu soruyor. Hangi şart yerine gelirse bir kişi hacca gitmesi gerekir. Efendimiz iki kelimeyle cevap veriyor. Kale diyor ki ezzadu, mal fazlalığı yani zenginlik. İkincisi varrahiletu, binek yani yol imkanı. Yani zengin olabilirsin ama hac yolu bir sebepten dolayı kapalıdır. Savaştan dolayı kapalıdır, başka sebepten dolayı kapalıdır veya haccın yapıldığı ülkenin sınırları o dönemde hacı kabul etmiyor. Kapalıdır. Şimdi sen ne kadar zengin olursan ol, ne kadar niyet edersen hacca ulaşamayacaksın ki. Oraya gidemeyeceksin. İşte o zaman o şart düşüyor. Demek ki hacca gitmek için insanda iki şart. Tabii ki bütün genel olarak ibadetlerde Müslüman olmak var, akıl bali olmak var. Onlar sayılmamış burada. Haccı direkt ilgilendiren, onların varlığıyla birlikte haccı direkt ilgilendiren nedir? Zengin olması ve gidecek kadar gücü olması. Yoluna gücü yetmesi. Men istata'a ileyhi sebila işte. Yola gücü yetmesi. Şimdi onun için bize hocalarımız, annemiz, babamız İslam'ın şartını anlatırken, saydırırken nasıl saydırırdı? Bunların üçü bütün Müslümanlara, ikisi zengin Müslümanlara derdi. Üçü bütün Müslümanlara. Kelime-i şehadet, namaz, oruç bütün Müslümanlar. İkisi zengin Müslümanlara. Nedir o? Hac ve zekat. Yani fakir olunca, ihtiyaç sahibi olunca, yani yeteri kadar malın olmayınca zekat düşüyor üzerinden, hac düşüyor üzerinden. Babu macaa kem furidal haccu. Şimdi bir başlık daha açmış Tirmizi rahimahullah. Diyor ki peki kaç kere hac yapacağız? Kaç kere namaz kılacağız günde? 5 defa. Efendim oruç 1 ay. Her sene 1 ay. Hac acaba ömürce nasıl olacak? Bu konuyla alakalı hadis. Kale el müellif rahimahullah haddethena Ebu Sa'idin el eşeccu. Kale haddethena Mansur ibnu Verdane an Ali ibni Abdil A'la an ebihi an ebi el Bahteriyyi an Ali ibni Ebi Talibin radıyallahu anhu ve kerramallahu vecehu. Hadisimiz Hazreti Ali kerramallahu vecehu'dan rivayet edilen bir hadis. Buyuruyor ki Hazreti Ali lemma nezelet ve lillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Ali İmran suresinin 97. ayeti olan haccı farz kılan bu ayet inince kalu, sahabe sordu, dediler ki ya Resulallah efi kulli amin, hac ibadeti bize farz kılındı, her yıl mı yapacağız, her yıl mı hacca gideceğiz diye sordular. Fesekete, Efendimiz sustu, cevap vermedi. Fakalu, ya Resulallah, fi kulli amin. Tekrar sordular. Ya Resulallah, belki hani Efendimiz duymadı. Belki meşgul, anlamadı diye tekrar ettiler soruyu. Her yıl mı yapacağız? Her yıl mı hac farz? Diye sordular. Kale, Efendimiz cevap verdi. La, hayır. Her yıl değil. Ve arkasından çok önemli bir şey. Bakın, velev kultu naam, eğer evet deseydim, hayır yerine evet deseydim, levecebet. Bu sefer her yıl hacca gitmeniz farz olurdu. Şimdi o konuyu da inşallah bir ders öncesinde konuşuruz. Hadisin teşrii hükmü, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hüküm koyma yetkisine sahip midir, değil midir? Bu konuda da kafalar biraz karışık. Onu da inşallah ayetlerle ve hadislerle konuşuruz bir gün. Ama bu hadisi şerifimiz biz o konuyu konuşmadan önce delil olarak geldi. Efendimiz'e buyuruyor ki eğer evet deseydim her yıl gidecektiniz. Peki Efendimiz'in keyfine mi bırakılmış bu iş? Haşa, hayır.
Efendimiz zaten keyfinden, hevasından ve hevesinden konuşmayacağını, herhangi bir hüküm koymayacağını Allah bildirmiş Necm suresinde. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O kendi kafasından konuşmaz, vahiy ile konuşur. Bunu zaten Efendimiz'e Allah, Efendimiz'i tanıtırken bildirmiş. O zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı hükümler koymuştur. Koyduğu bu hükümlerde elbette Allah'ın emri ve takdiri doğrultusundadır. Ama koymuştur. Hiç kimse inkar etmesin bunu. İnkar etmekte bir yere varılmaz. Bunu ayetleriyle, hadisleriyle açıklarız inşallah. Fe'enzelallahu, bunun üzerine Allahu Azimuşşan şu ayeti kerimeyi indirdi. Buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Ey inananlar! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Cevap verip açıklandığında keyfinizi kaçıracak, huzurunuzu bozacak, sizi allak bullak edecek şeyleri sormayın. Bu ayeti kerime, bu olay üzerine indi diyor. Kim? Hazreti Ali böyle söylüyor. Bu ayeti kerimenin iniş sebebiyle alakalı başka rivayetler de var. Yani Efendimiz açıklayacak zaten. Hatta nasıl hac yapılacağını adım adım anlatmadı mı bu ümmete? Anlattı, açıklamadım. Açıkladı, o da açıklanacak. Her yıl mı, her yıl mı diye sormak gerekmez yani. Kale İmam Tirmizi diyor ki ve fil babi an İbni Abbasin ve Ebi Hurayrete, bu konuda Abdullah İbni Abbas'tan ve Ebu Hureyre'den de rivayet vardır. Kale Ebu İsa, İmam Tirmizi bu hadisle alakalı hadisu Ali'nin hadisun hasenun garibun min hadel vecih. Hasen bir hadistir ama bu vecihten, bu isnatla gariptir demiş ve bir açıklama yapmış. Vesmu Ebil Bakteri, isnatta Ebul Bakteri geçti. Onun ismi Said ibnu Ebi İmrane. Said bin Ebi İmran'dır ve huve Said ibnu Feyruz. Niçin böyle bir açıklama yapmış? O kadar lazım oluyor ki insana bazen. Şimdi isnat araştırması yapıyoruz. Değerlendirme yapacağız. İsnat araştırmasında bakıyorsun şimdi. An Ali İbni Abdil-A'la, tamam. Hem kendisinin hem babasının ismini öğrenmiş oldun. An Ebihi, ha, babası. Neyse ki İbni Abdil-A'la var. Oradan onu çıkartabilirsin. An Ebil Bakteri diyor. Künye. Bazen tabakat kitaplarını, rical kitaplarını açıyorsun. Aynı künyede 1, 2, 3, 5, 10 ravi var. Bu hangisi? Öyle bir açıklama yapmış ki Ebu İsa Tirmizi. Orada anlıyorsun. İşini kolaylaştırıyor yani. Babu. Ma ca'e fi fadli telbiyeti ve nahr. Telbiye diye bir şey var biliyorsunuz. Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bu lafızlara telbiye deniliyor. İsmi telbiye. Manası buyur Allah'ım buyur. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buyur Allah'ım, senin hiçbir ortağın yoktur. Hamd sana aittir. Nimet de sana aittir. Mülk de, hükümranlık da sana aittir. Buyur Allah'ım buyur demiş oluyorsun. Manası bu yani. Bu çok güzel bir slogan. Nasıl müthiş de manası ve derinliği olan bir slogan olduğu için bakın Efendimiz onu nasıl anlatıyor bize. Kâlel müellif rahimahullah. Haddesena Hennâdun. Kâle haddesena İsmail ibn-i Ayyâş. An Umâret ibn-i Gaziyyete. An Ebi Hazim'in. An Sehl ibn-i Sa'din radıyallahu anhu kâle. Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sehl bin Sa'id radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Mâ min muslimin yulebbi illa lebbe men an yeminihi ev an şimalihi min hacerin ev şecerin ev medar.
Bir Müslüman telbiye getirdiğinde, lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğinde, bakın o ne yapmış oluyor? Nasıl bir yankı bulmuş oluyor onun sesi? Yeryüzünde nasıl yankı bulmuş oluyor? Onu anlatıyor. Bir Müslüman telbiye getirdiğinde, onun sağında ve solunda taş, ağaç, mesken, her şey onunla birlikte telbiye getirirler. Onun sesine ses verirler. Onunla birlikte aynı heyecanı onlar da duyarlar. Haydi bakalım. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorsun. Taş da seninle birlikte diyor. Sen duymuyorsan da biliyorsun, inanıyorsun ki o da diyor. Ağaç da diyor. Senin heyecanına onlar da eşlik ediyor. Hem de hatta tenkati'al ardu min hâhuna ve hâhuna demiş Efendimiz. Yani buradan bakın dünyanın sonuna kadar. Buradan bakın dünyanın sonuna kadar. Ağaç, taş, mesken ne varsa hepsi onunla birlikte telbiye getirir. Böyle de önemli bir şeydir telbiye yani. Babu mâ câe keyfe tavaf. Tavafın keyfiyeti hakkındaki hadisler. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. حديثimizin ravi sahabisi Cabir radıyallahu anh diyor ki لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة. Şimdi şeyi anlatıyor. Veda haccını anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye geldiğinde, ulaştığında dehalel mescide. Derhal Mescid-i Haram'a geldi. Mescid-i Haram'a girdi. Sonra da şöyle yaptı. Şimdi burada da Cabir radıyallahu anh çekmiş. Filmi kaydetmiş. Bize anlatıyor şimdi. Allah ondan razı olsun. İyi ki anlatıyor. Biz gittiğimizde, Mescid-i Haram'a girdiğimizde nasıl hareket edeceğimizi, nasıl tavaf edeceğimizi öğreniyoruz şimdi. Efendimiz Mescid-i Haram'a girdi. Festelemel hacara, Hacer-i Esvet'i istilam etti. Bismillahi Allahu Ekber dedi. İstilam bu. Uzaktan selam vermek, işaretle avuç içlerini sanki Hacer-i Esvet'e sürüyormuş gibi uzaktan hareket etmeye istilam deniyor. Efendimiz Aleyhisselam bazen elleriyle istilam etmiş, selam vermiş. Bazen elindeki çubukla, elindeki asayla istilam etmiş. Asasını şöyle sopasını uzatarak Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber demiş. Kimi zamanda direkt öpmüş. Hacer-i Esvet'e gelmiş, öpmüş. Hazreti Ömer'in o konuda çok güzel bir hatırası vardır. Hazreti Ömer gelir daha sonra bir Kabe ziyaretinde Hacer-i Esvet'e bir öpücük kondurur. Ondan sonra da şu sözleri söyler. Der ki, ey taş, ben biliyorum ki sen bir taş parçasısın Hacer-i Esvet. Sen bir taş parçasısın. Eğer Resulullah'ın seni aynı bu şekilde öptüğünü görmeseydim ben hayatta öpmezdim seni diyor. Taş öpülür mü? Zaten bizi o taşa hürmet etmekten kurtaran Resulullah'tır değil mi? Yani Hazreti Ömer bir zamanlar o öyle taşların önünde eğiliyordu, bükülüyordu, ağlıyordu. Onun önüne yemekler koyuyorlardı, etler koyuyorlardı, meyveler koyuyorlardı. Zaten oradan Allah Resulü kurtardı onları. Puta tapmaktan kurtardı. Burada çok güzel bir ifadedir bu Hazreti Ömer'in ifadesi. Yani sen taşsın, senin hiçbir zararın faydan olamaz insana. Taşsın sen ama Efendimiz öptü, aynı zamanda ikinci bir yönü de ben de öperim. Yani Efendimizin yaptığını gördüğüm şeyi tereddütsüz yaparım demektir. Evet. Hazreti Ali'nin de bir sözü var, doğru. Abi diyor ki Hazreti Ali'nin de bir sözü var ama orada diyor. Hazreti Ömer'in hemen arkasında duruyormuş Hazreti Ali de. Hazreti Ömer böyle senin bir faydan bir zararın yok ben biliyorum deyince Hazreti Ali de itiraz etmiş, demiş ki yok yok, bunun faydası da var zararı da var, ben Efendimiz'den duydum. Buyurdu ki Hacer-i Esved kıyamet günü efendim dudağı ağzı olduğu halde Allah'ın huzuruna gelir ve kendisini istilam edenleri
orada şahitlik ederek şefaat eder. Bak faydası oldu. Bunu söylemiş. Onların böyle konuşmaları da bir güzel. Hepsi ilimle dolu tabii. Hacer-i Esved'i istilam etti Efendimiz. Sümme mazâ alâ yeminihi. Sonra sağından itibaren tavafa başladı. Tavaf nasıl yapılacaktır? Kabe'yi solumuza alarak, yani kalp hizamıza alarak yapılacaktır. Kalbe, kalp tarafından tavaf yapılacak. Feramele felâfen. Üç turda, üç, ilk üç şapta remel yaptı. Remel ve ızdıba, ihramlı olan bir insan için sünnettir. Nedir bu? Efendim sağ omuzu, erkekler ihram bezleri var ya üzerinde, erkeklerin ihram havlularında sağ omuzu dışarıya çıkartarak salına salına, kasıla kasıla yürümek demektir. Bunun da İslam tarihinde bir hatırası var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 6. yılında gördüğü rüya üzerine 400 kadar sahabeyle birlikte biliyorsunuz ömre yapmaya geliyorlar. Ama Hudeybiye'de önleri kesiliyor ve o sene ömre yapamıyorlar. Anlaşma yapılıyor ve geri dönülüyor. Anlaşmaya göre bir dahaki sene aynı dönemde, bir dahaki sene aynı dönemde tekrar Efendimiz o ömreyi yapamayan arkadaşlarıyla birlikte ömreye geliyor. Bu ömre yapacak kişiler daha şehre girerken orada Mekke'de müşrikler bir dedikodu çıkartıyorlar. Diyorlar ki bakın bakın Muhammed'e bakın diyorlar. Yiğitleri sırım gibi delikanlıları buradan götürdü. Orada efendim hastalıktan dolayı, zayıflıktan dolayı takatsız düşmüşler. Bizim tabirimizle söyleyelim bir deri bir kemik kalmışlar. Şimdi bu Efendimizin kulağına gelince durduruyor sahabeyi. Şöyle diyor, çıkartın bakalım sağ kollarınızı ve pazularınızı dışarıya. Onların sözlerinin ne kadar yersiz olduğunu görsünler ve kasıla kasıla yürüyün. Böyle süklüm püklüm değil de kasıla kasıla yürüyün. Orada İslam'ın izzetini, İslam'ın efendim kudretini görsünler sizin yürüyüşünüzde. İşte bu Efendimiz'den kalma bir sünnettir. Fe ramele dediği de o Hazreti Cabir'in. Selâfen, üç şapta bunu yaptırıyor. Ondan sonra ve meşe arba'en, diğer geri kalan dört şapta da omuzları kapattırıyor. Normal yürüyüşüne devam ediyor. Biz gösterimizi yaptık mı? Yaptık, tamam, bundan sonra ibadetimize normal devam edelim demiş oluyor yani. Sümme etel makame. Sonra da makam-ı İbrahim'in olduğu bölüme gitti diyor Efendimiz. Fakale ve orada şu ayeti okudu. Vettehizu min makami İbrahim'e musalla. Ve İbrahim'in makamını musalla olarak, yani namaz kılacak bir yer edinin ayetini okudu. Fasalla rak'ateyni, iki rekat namaz kıldı. Buna tavaf namazı diyoruz biz. Hanefi'de vaciptir bu namaz. Vel makamu beynehu ve beynel beyti. Makamı İbrahim'in yanında duymuş. Kendisiyle Kabe'nin arasında kalmış makamı İbrahim. Yer olarak da tarif ediyor yani. O kıldığı namazı nerede kıldığını. Sümme etel hacara ba'der rak'ateyni. İki rekat namazını bitirdikten sonra tekrar Hacer-i Esved'e yöneldi. Festelemehu, tekrar Hacer-i Esved'i selamladı. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber dedi. Sümme haraca ilas safa. Sonra da çıktı Safa tepesine geldi. Safa tepesine geldi. Azunnuhu kale. Hazreti Cabir diyor ki zannederim orada da şu ayeti okudu. İnne safa vel mervete min şa'irillah. Safa ve Merve Allah'ın şiarından iki şiardır. Allah'ın sembollerinden ikisidir. Ayetini de okudu diyor. Bu ikisi de Bakara suresinde geçen ayet-i kerimeler. Böylece hadis-i şerif bitmiş oluyor. Bize kısaca neyi tarif etti? Bir ömrenin yapılışını tarif etti. İlk önce Kabe-i Muazzama'ya gelir, selamlanır. Yedi şart yapılır ama ilk üçü remel yapılarak yapılır. Ondan sonra iki rekat namaz kılınır. Sonra tekrar Hacer-i Esved selamlanıp Safa Merve'ye sa'i yapmak için gidilir.
Kale ve fil babi an İbni Umar'a, aynı zamanda Cabir'den rivayet edilen bu hadis Abdullah İbni Ömer'den de rivayet edilmiştir. Kale Ebu İsa, İmam Tirmizi hadisi şimdi yorumlayacak. Hadisu Cabir'in hadisun hasenun sahihun. Cabir'in hadisi sahih, hasen sahih bir hadis-i şeriftir. Vel amelu ala hâza inde ehlil ilmi. Bütün ilim erbabı, ehli hadis ve ehli fıkıh ilim erbabı aynı bu şekilde amel ederler. Yani tavaf yaparken buna uyarlar, tavaf namazı kıldırırlar ve öyle hareket ederler. Babun, başka bir bab. Mâ câ'e ennehu yebde'u bis-safa kablel merveti. Safa Merve'ye gitti şimdi Efendimiz, oradan kaldığımız yerden sanki hadis devam edecek gibi. Safa Merve'de, acaba Safa'dan mı başlanacak ilk önce yoksa Merve'den mi? Bu konuda bir hadis. Kâle el müellif rahimahullah haddetena İbnu Ebi Umar'a kâle haddetena Süfyan İbnu Uyeynete an Ca'fer İbni Muhammedin an Ebihi an Cabir'in radıyallahu anh. Şimdi Hazreti Cabir'den rivayet devam ediyor. Belki de hadisin devamı, takdi yapılmış olabilir burada. Takdi neydi hadis-i şerifte? İlgili bölümü, ilgili kısmı alıp bir isnatta bir yerde ilgili diğer kısmı da, olayla ilgisi olan diğer kısmı da başka bir yerde zikretmeye takdi deniliyor. Yani devamında da olabilir. Hazreti Cabir bir toplumda oturmuş, yukarıdaki hadis ve bu devam eden bir anlatım da olabilir. Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme hine kadime Mekke'de, Efendimiz aleyhisselam Mekke'ye geldiğinde tafe bil beyti seba'en, 7 defa Kabe'yi tavaf etti. 7 şavt tabi bu. 7 tavaf yanlış bir ifade. 7 şavt doğru bir ifade. 7 tur diyelim yani biz ona. 7 tur bir tavaf oluyor. Hani 7 tavaf değil. 7 tur bir tavaf. Ve etel makame, sonra makam-ı İbrahim'in yanına gitti. Fekara'a ve ettehidû min makam-ı İbrahim'e musalla. Bu ayeti okudu orada. Fesalla halfel makami. Makam-ı İbrahim'in hemen arka tarafında namaz kıldı. Bakın burada kaç rekat kıldığını söylemiyor. Thumme etel hacara. Sonra Hacer-i Lesvet'in yanına gitti. Festelemahu. Tekrar Bismillahi Allahu Ekber deyip istilam etti. Thumme kale. Sonra şöyle buyurdu. Buyurdu ki nebde'u bima bede Allahu bihi. Biz Allah'ın başladığıyla başlarız. Allah'ın başladığıyla başlarız. Dedi febede'e bis safa. Sonra Safa'dan başladı. Ve kara'e ve şu ayet-i kerime okudu. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Allah'ın başladığıyla başlarız demek ne demek? Ayeti okuyalım. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Safa ve Merve Allah'ın sembollerinden iki semboldür. Allah Safa ve Merve derken ilk önce hangisini söyledi? Safa'yı söyledi. Sonra Merve'yi söyledi. O zaman biz de ilk önce Safa'dan başlayacağız diyor. Efendimizin böyle hadisleri vardır. Mesela abdeste de böyledir. Allah'ın başladığından başlayalım der. Abdeste Allahu Azimuşşan ayet-i kerimede nasıl yüzden başlamış. Sonra kollar, sonra başın mesti, sonra ayaklar. Öyle de devam etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife bunu sünnet olarak almış. Ama İmam Şafii bu tertibi de, yani yüz, ondan sonra kollar, sonra baş, sonra ayaklar, bunu farz olarak almış. Allah'ın ayetindeki sırayı da farz olarak almış. Bu da öyle bir hadis-i şerif yani. Şimdi burada İmam Tirmizi'nin bu hadisin uygulamasıyla alakalı açıklamaları var. Kale Ebu İsa, هَذَا حَد۪يثٌ حَسَنٌ صَح۪يحٌ. Bu hadis hasen sahih bir hadistir. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ. Ve ilim erbabın katında da böyle amel edilir. Safa'dan başlanır ilk önce. اَنَّهُ يَبْدَعُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ. Safa'dan başlanır Merve'den önce. Fe in bede'e bil merveti. Peki Merve'den başlarsa birisi ne olur? O konuda da fıkıh alimleri
söz söylemişler. Demişler ki lem yucsihi. Olmaz. Yerine gelmez. Merve'den başladı. Ondan sonra Safa'dan devam ettiyse o Merve başlangıcı kabul olmaz. Safa'dan başlamış gibi olur. Tabi Safa'dan başlangıcı başlangıç sayılır. Merve'den Safa'ya geldiği boştur yani. Boşuna yürümüştür. Demişlerdir. Vaktelefe ehlül ilm fîmen tâfe bil beyti. Kabe'yi tavaf konusunda da ilim erbabı çeşitli görüşler öne sürmüşlerdir. Velem yatuf beyne Safa vel Merve. Kabe'yi tavaf etmiş, Safa Merve'yi tavaf etmemiş. Şimdi ne olacak bu? Yani ömre ya da hac için. Geldi, Kabe'yi tavaf etti, ondan sonra ihramdan çıktı, Safa Merve sayini yapmadı. Hatta raca, memleketine döndü. Memleketine dönecek vakte kadar diyelim. Fekale ba'du ehlil ilm. Bazıları demişlerdir ki ilim erbabından. İllem yatuf beyne safa vel merveti hatta kharaca min Mekke'te. Kişi tavafı yapmış, sa'yı yapmamış, memleketine gitmek üzere Mekke'den çıktı. Gidiyor, yola düştü, gidiyor. Fe in zekere, eğer hatırlarsa, eyvah ben sa'yı yapmadım yahu diye hatırlarsa. Ve huve karibun minha, Mekke'ye de yakınsa, raca'a, döner geri, geriye dönecektir. Fatafe beyne safa vel merve, Safa ve Merve sa'yini de yapıp öyle bitirecektir. Niçin? Çünkü tavaf farz, sa'y vaciptir. Hem hacda hem ömrede. Safa Merve sa'yi vaciptir. Vacibi yerine getirmezseniz olmaz, eksik oldu. Ve illem yezkur hatta eta biladehu. Peki hatırlamadı. Memleketine gitti. Memlekette konuşurken, ederken biz Safa Merve arasında sa yapılacağını bilmiyorduk ya da unuttuk dedi, hatırladı. Ne olacaktır? Ecze'ehu, artık bir daha geri dönmez o. Ve aleyhi demun, ama dem onun üzerine vacip olur. Yani kurban kesecek. Vacibin terkinde kurban gerekir. Hani nasıl namazın vacibinin terkinde sehiv secdesiyle tamam olur? İşte haccın vacibi de terk edilip bir daha yapılma zamanı geçmişse, geriye dönülemeyecekse kurban kesilir. Ve huve kablu Sufyan es-Sevri. Bu Sufyan-ı Sevri'nin görüşüdür. Ve kâle ba'duhum, bazıları da demişlerdir ki in terekat tavafe beyne safa vel merve hatta raca'a ila biladihi fe innehu la yujzi. Say yapmayı unuttu, memleketine de gitti. Orada hatırladı. Kesinlikle yapması gerekir. Geri dönüp yapması gerekir. Herhangi bir cezayla Safa Merve arasında yapmadığı sayı ödeyemez. Bazıları da böyle demişlerdir. Kim onlar? Ve huve kavlu Şafii. İmam Şafii'nin sözü budur. Kale, İmam Şafii demiştir ki et-tavafu beyne Safa vel Merveti vacibun. Safa ve Merve arasındaki sa'y vaciptir. La yecuzul haccu illa bihi. Hac ya da ömre ancak sa'y ile tamam olur. Sa'yı yapmamışsan tamam olmaz. Yerine ceza ödeyim, ceza ödesen de tamam olmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşünü merak edenler var mı? Burada Sufyan-ı Sevri geçti, bir de İmam Şafii geçti. Merak eden var mı? Evet. O zaman dikkatle dinleyin. Genel bir şey söyleyeceğim. Tirmizi kitabı okumaları yapıyoruz. Allah nasip ederse sonuna kadar da gidecek. Evet, baştan sona bütün hadisleri okumuyoruz ama birçok babın hadislerinden bölümler okuyoruz. Şu ana kadar hiç İmam-ı Azam'ın görüşü de budur diye bir açıklamasına rastladınız mı Tirmizi'nin? Bundan sonra da rastlayamayacaksınız. Kitabın sonuna kadar. İmam-ı Azam'ın görüşü budur diye rastlayamayacaksın. Bu İmam Tirmizi'nin genel bir
kuralı, kaidesi, kendine göre koymuş olduğu bir kurallardır. Yani İmam Şafii Hazretleri'nin görüşünü aktardığı, Ahmet bin Hanbel'in görüşünü aktardığı zaman zaman bize dikkat edin. İmam Malik'in görüşünü aktardı. Süfyan-ı Sevri'nin görüşünü aktardı. İshak bin Rahuye'nin görüşlerini aktardı, aktarıyor. İmam-ı Azam konusunda herhangi bir görüş bize aktarmayacak. İmam Tirmizi'nin şeyi bu. Kendine koymuş olduğu kuralı bu. Bu konuda yazılmış yazılar var, makaleler var, araştırmalar var. Oralara girmiyorum. Bir kolaylık olsun diye şunu söyleyeceğim şimdi size. Süfyan es-Sevri diyor ya mesela, Süfyan es-Sevri'nin görüşü diyor. İmam-ı Azam'ın görüşü, Süfyan es-Sevri'nin görüşüyle çoğu yerde aynıdır. Süfyan es-Sevri'nin görüşü dediğinde İmam-ı Azam'ın görüşü diye anlayabiliriz biz. Bu da pratik bir bilgi olsun Tirmizi hakkında. Babu ma ca'e fi duhulil Ka'be. Kabe'nin içine, Kabe'nin binasının içine girme konusunda hadisi şerifler. Kale müellif rahimahullah, haddethena İbnu Ebi Umar'a. Kale haddethena Veki'un an İsmail ibni Abdülmelik, an İbni Ebi Muleykete, an Aişete radıyallahu anha kalet. Hadisimizi bize Hazreti Ayşe validemiz aktaracak. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz, Haraca Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme min indi. Olay veda haccında oluyor. Benim yanımdan Efendimiz çıktı. Ve huve karirul ayni, tayyibun nefsi. Böyle çok sevinçli olarak, karirul ayn, sevinçli. Tayyibun nefsi, böyle içi, yüreği kıpır kıpır, sevinçli olarak benim yanımdan çıktı diyor. Çıktı. Faraca ileyye. Bir müddet sonra da geldi. Bir müddet sonra yanıma döndü. Ve huve hazinun. Döndüğünde durumu değişmişti. Çok mahzun, üzüntülü bir şekilde döndü. Fakultu lehu. Ben dedim ki, inni fakultu lehu. Sizin kitabınızda da bunun şeyi yok. Bunun orijinalında mı yoktur onu da bilmiyorum. Biz orijinalında olmadığını varsayarak buraya mana verelim. Fakultu lehu, ben ona sordum. Niçin böyle oldu? Sebebini sordum yani ona. Fakale şöyle buyurdu. İnni dehaltul Ka'bete. Ben Kabe'ye girdim diyor. Kabe binasının içine girdim. O olayı biliyorsunuz. Kabe'nin içine giriyor. Hazreti Bilal yanındadır. Orada namaz kılıyor. O rivayette gelecek. Kabe'nin içine girdim. Ve vedittu enni lem ekun faaltu. Sonra da keşke böyle yapmasaydım dedim. Keşke böyle yapmasaydım dedim. Girmeseydim Kabe'nin içine. Niçin? Sebebi çok enteresan. Bizi ilgilendiriyor. Ümmeti ilgilendiriyor sebebi. İnni ahafu en ekune et'abtu ümmeti min ba'di. Çünkü ben korkuyorum ki benden sonra ümmetim bu konuda yorgunluk ve sıkıntı çekecekler. Açıklaması şu. Kim Kabe'yi Muazzama'nın içine girip orada iki rekat namaz kılmak istemez. Herkes buna can atar mı? Atar. Dünyalık elinde olan imkanını sırf Kabe-i Muazzama'da iki rekat namaz kılmak için verir mi? Çoğu insan verir. Çoğu Müslüman verir yani. Verir. Ama imkan var mı? Yok. İmkan yok. İşte Efendimiz diyor ki yani şimdi insan benim ümmetim can atacak diyor. Yani Kabe-i Muazzama'nın kendisi kutsaldır. Bunun içinde can atıyoruz ama bir de Efendimizin namaz kıldığı yer orası. Bir de Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldığı yer orası. Mekke fethinde bizzat kendi elleriyle putları yıkıp devirdiği yer orası. Ha. Onun için hepimiz isteriz ki Kabe-i Muazzama'ya girip iki rekat namaz kılabilme şerefine nail olmayı ama mümkün değil. Bundan dolayı da üzüntülüyüz. İşte Efendimiz Aleyhisselam diyor ki keşke böyle yapmasaydım da ümmetim de can atacak ama giremeyecek, sıkıntı olacak. Ondan dolayı da üzülecekler diyor. Allah Resulü Aleyhisselam her tarafta ümmeti, ümmeti diye ümmetini düşünen, ümmetini
devamlı hesaba katan bir peygamber. Canlar feda olsun onun yoluna. Babu, ma ca'e fi salati fil ka'beti. Hani Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya girdi, orada namaz kıldı diyoruz ya. Kabe-i Muazzama'nın içinde namaz kılınması konusunda hadisi şerifler. Kâlel müellif rahimahullah. Haddesena Kuteybetu. Kâle haddesena Hammad ibn Zeydin. An Amr ibn Dinarin. An ibn Umar'a. An Bilal'in radıyallahu anhu. Hazreti Bilal. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan çoğu yerde ayrılmayan Bilal. Kabe-i Muazzama da onunla birlikte girmiş. Üsame, Hazreti Üsame ve Hazreti Bilal'le birlikte girmiş. Ondan rivayet ediliyor. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme salla fi cevfil Kabe'ti. Hazreti Bilal diyor ki Efendimiz Kabe'nin içinde namaz kıldı diyor. Kabe'nin içinde namaz kıldı. Nereden biliyor? O da oradaydı da onun için biliyor. Kale İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas da diyor ki lem yusalli. Velakinnehu kebbara. Hayır, Efendimiz Kabe'nin içinde namaz kılmadı, tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi, tekbir getirdi. Nasıl yorumlayacaksınız bunu? Abdullah İbni Abbas'ın Kabe-i Muazzama'ya girmediğini biliyorsak yorumlamak kolay. Abdullah İbni Abbas girmediğine göre, Bilal girdiğine göre yanında olan bilecektir. Doğrusu Bilal'indir. Abdullah İbni Abbas dışarıdaysa tekbir sesini duymuştur. Tekbir getirdiğini düşünüyordur. Girdiğini bilirsek, Abdullah İbni Abbas da girmiştir Efendimiz de. Bu bilgi elimizde bulunursa, bu sefer nasıl yorumlayacağız bunu? Efendimiz aleyhissalatu vesselam kısa iki rekat namaz kılmış. Fakat o kalabalıkta Hazreti Bilal çok yakında olduğu için görmüş, Abdullah İbni Abbas görmemiş olabilir. Bu da size böyle bir hadisin birbirine zıt olarak geldiğini gördüğünüzde uygulayacağınız çözüm yollarından birisi. Kale ve fil babi an Usamete ibni Zeydin vel Fadl ibni Abbasin ve Uthman ibni Talhate ve Şeybete ibni Uthmane radıyallahu anhum. Bu konuda da bunlardan hadis gelmiştir. Kale Ebu İsa, İmam Tirmizi diyor ki, hadithu Bilal'in hadithun hasenun sahihun. Vel amelu aleyhi inde ekseri ehlil ilmi. Yani çoğu alimler demişlerdir ki, Kabe-i Muazzama'nın içine giren bir insan orada namaz kılar. Çünkü Efendimiz kılmıştır demişlerdir. La yaravne bis salati fil Kabe'ti be'sen. Alimler demişlerdir ki, Kabe'nin içinde namaz kılmakta bir beis yoktur. Vakale Malik kubnu Enes'in, İmam Malik diyor ki la be'se bis salatin nafileti fil Kabe'ti. Nafile olmak şartıyla Kabe'nin içinde namaz kılmakta bir beis yok ama nafile olacak diyor. Ve kerihe en tusalle el mektubetu fil Kabe'ti. Kabe'nin içinde farz namaz kılmayı mekruh görmüş. Kim? İmam Malik. Kale Şafii, İmam Şafii de demiştir ki la be'se en tusalliyel mektubete ve tatavvu'u fil ka'beti. Ne farz ne nafile. Fark etmez. Hiçbirisinde de beis yoktur. Kabe'nin içinde farz namazda, sünnet namazda kılınabilir demiş ve vermiş olduğu bu hükmün gerekçesini de anlatmış. لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ fi taharati vel kıbleti sevaun. Yani biz niçin farzlan nafileyi ayırıyoruz ki? Çünkü farz kılarken de nafile kılarken de abdestli olmak gerekir değil mi? Kıbleye dönmek gerekir. Yani farzda gerekir ama nafilede gerekmez diye bir ayrım yapılmadığına göre Kabe'nin içinde nafile kılınır, farz kılınmaz diye bir ayrım yapmanın da bir anlamı yok diyor İmam Şafii rahimahullah. Bâb-ı mâ câe fi salâti fil hicri. Şimdi bize burada işte bir umut ışığı doğuyor. Umut ışığı. Bu hadis-i şerifi okuyunca siz de o umut ışığından yüzlerinizde gülümseme olacak.
Kâle'l müellif rahimahullah haddethena Kuteybetu, kâle haddethena Abdülaziz ibn Muhammedin an Alkamete ibn Ebi Alkameh an ummihi an Aişete radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe validemiz olayı anlatacak. Diyecek ki küntü uhibbu en edhulel beyte. Hadi bakalım. Biraz önce biz söyledik ya. Hazreti Aişe validemiz diyor ki Kabe'nin içine girmeyi çok istiyorum. Çok istedim diyor Kabe'nin içine girmek. Hani biz de biraz önce dedik ya kim istemez ki? Hatta mal varlığını bile feda etmek ister Kabe'nin içinde iki rekat namaz kılmak için. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki çok istedim diyor Kabe'nin içinde namaz kılmayı. فَاُسَلِّيَ ف۪يهِ Yani girip namaz kılmayı çok istedim. فَاَخَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَد۪ي Efendimiz elimden tuttu. Bu isteğimi karşılamak üzere Efendimiz elimden tuttu. فَاَدْخَلَن۪ي الْحِجْرَ Beni hicre soktu. Hicri İsmail. Hani bugün Kabe-i Muazzama'nın resmini gözünüzün önüne getirin. Kabe-i Muazzama küp şeklinde. Onun bir bölümünde de şöyle yarım daire şeklinde, 2 metre yüksekliğinde bir duvar var. Duvar. Üstü açık, yanlardan giriliyor, çıkılıyor. Oraya Hicri İsmail denilir. Hicr denilir oraya. Hicri İsmail denilir. Efendimiz, Hazreti Ayşe validemizin Kabe'nin içinde namaz kılma isteğini nasıl karşılıyor bakın. Beni elimden tuttu, hicre soktu diyor. Hicri İsmail'in oraya soktu. Fakale ve şöyle buyurdu. Salli fil hicri in aratti duhulel beyti. Kabe'ye girmek istedin ya, burada namaz kıl. Burada namaz kıl. Fe innema huve kıt'atun minel beyti. Çünkü burası, bu Hicri İsmail, dairenin içi, duvarın içi, Kabe'den bir parçadır. Kabe'nin bir bölümüdür. Bölümüdür. Ve anlatıyor. Nasıl oldu da Kabe'nin dışında kaldı? Velakinne kavmeki istaksaruhu hine benev el Kabe'te. Senin hemşerilerin diyor. Hani bazen biz de böyle kullanırız. Biz de aynı memleketteyiz aslında ama bazen böyle karşı tarafa senin hemşerilerin şöyle yaptı deriz ya. Senin hemşerilerin Kabe'yi yeniden yaparken, tamir ederken Kabe'yi kısalttılar. Yani burayı Kabe'nin dışında, binasının dışında bıraktılar. Aslında bu tarihi bir olaydır ve bu tarihi olayı biz biliyoruz. Haricen biliyoruz ki Kabe-i Muazzama bir sel baskınından dolayı üç duvarı da yıkılmıştı. İşte diğer bölümü de yıkıp yeniden yapmak istediler. O arada işte Cidde tarafında karaya oturmuş inşaat malzemesi yüklü bir gemi var. Gidiyor Mekke'nin ileri gelenleri o inşaat malzemesini ve geminin işte o kırılan parçalarını, tahtalarını falan develere yüklüyorlar, getiriyorlar. Hatta usta da varmış. Gayrimüslim bir usta da varmış, inşaat ustası. Onu da getiriyorlar. Tarihi bir vakadır bu. Ama malzeme yetmiyor. Yani tam İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı şekilde, o dikdörtgen şeklinde yapacaklar ama malzeme yetmiyor. Malzeme yetmediği için şimdiki şeklindeki gibi küp şeklinde yapıyorlar. Orayı da şöyle malzemenin el verdiği kadarıyla çeviriyorlar. Bugün biz Kabe'yi tavaf ederken, eğer hicrin içinden geçerek tavaf edersek o tavafımız, o şavtımız kabul olmaz. Çünkü Kabe'nin içindendir, biz dışını dolaşmamız gerekiyor. Şimdi bize bir umut ışığı doğdu dediğim buydu işte. فَاَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ Onu Kabe'nin dışına çıkarttılar. Bugün ümmeti Muhammed Kabe'nin içinde namaz kılmak istediği zaman ne yapacak demek ki yol belli. Hazreti Ayşe validemize gösterilen yol bize gösterilen yoldur. Eğer imkan varsa Hicri İsmail'e girecek. Orada kıldığı namaz Kabe'nin içinde kılınan namazdır. Böyle de bir güzellik. Şimdi Efendimiz bir defasında Hazreti Ayşe validemize onu da söylüyor. Diyor ki ben şu anda yani insanların yanlış karşılamayacağını bilseydim diyor. Şu andaki Kabe'yi yıkar
İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki haline dönüştürürdüm diyor. Eski haline dönüştürürdüm. Demek ki bir infial uyandıracağını, insanlar arasında böyle bir şüphe uyandıracağını düşünüp tahmin ettiği için bunu yapmaktan imtina etti. Tabi burada hikmetler de var. O hikmetlerden birisi yarın inşallah oraya gittiğinizde Hicri İsmail'e girip iki rekat namazı Kabe'nin içinde kılıyormuş gibi kılarsınız. Babu ma ca'e fi fadlil hacril esvedi ve ruknil makami. Hacer-i Esved, Rükn-i Yemani ve Makam-ı İbrahim'in fazileti hakkında rivayet. Kâlel müellif rahimahullah, haddethena Kuteybetu, kâle haddethena Cerîrun, an Atâ ibni Es-Sâibi, an Sa'id ibni Cübeyrin, an ibni Abbasin radıyallahu anhuma. Hadisimizin sahabi ravisi Abdullah ibni Abbas. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nezelel hacerul esvedu minel cenne. Hacerul esved cennetten indirildi. Cennetten indirilen bir taştır. Ve huve eşeddu beyazan minel lebeni. O cennetten indirildiğinde sütten daha beyazdı. Sütten daha beyazdı. Fe sevvedethu hataya beni Adem. Adem oğlunun günahları onu kararttı. Adem oğlunun günahları onu kararttı. Günahkar insanlar Kabe-i Muazzama'ya koştular. Allah günahlarını döktü. Sanki Hacer-i Esved'e yükledi. Sanki. İndiği zaman sütten daha berrak, bembeyaz bir taştı. Adem oğlunun günahları onu kararttı. Bugün Hacer-i Esved'in taşının rengi kahverengi, böyle damar damar kahverengi, açık kahverengi ve yer yer koru kahverengi bir renktedir. Bunun sebebini de söylüyorlar tabi ama biz sebebini biz buradan hadisi şeriften öğrendik. Onun dışındakiler de bizim için artık laftır. Başka bir Babu ma ca'e fil halki ve taksir. Hacının ya da ömrecinin ihramdan çıkarken saçını kökten tıraş etmesi veya kısaltması konusunda rivayetler. Kâlel müellif rahimahullah, haddethena Kuteybetu, kâle haddethena Elleythu, an Nafi'in, an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Hadisimizin ravi sahabisi Abdullah İbni Ömer, ki Abdullah İbni Ömer'den gelir çoğu rivayet. Veda haccındaki çoğu rivayet Abdullah İbni Ömer rivayetidir. Bu da onlardan birisi. Diyor ki halaka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve halaka taifetun min ashabihi. Efendimiz aleyhisselam ihramdan çıkmak için tıraş oldu ve diğer eshab-ı kiramdan bazıları da tıraş oldular. Ve kassara ba'duhum, ama bazıları da kısalttılar. Yani tıraş deyince biz ikisini de tıraş olarak anlıyoruz ama halaka dipten tıraş etmek, kazıtmak yani. Kasara da üzerinden almak demek, kısaltmak. Kale İbni Ömer, İbni Ömer anlatmaya devam ediyor. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale. Efendimiz aleyhisselam şöyle bir dua etmiş. Demiş ki Rahimallahu el muhallikine. Allah ihramdan çıkmak için saçını dipten kazıtanlara rahmet etsin, merhamet etsin diye bir dua etmiş. Dipten kazıtanlara. Şimdi orada kısaltanlar da var. Şimdi onlar duanın dışında kaldılar. Bunu merreten ev merreteyni. Ya bir defa söyledi diyor ya iki defa bu duayı etti. Sımma kale. Sonra da arkasından şunu da ekledi. Vel mukassirine, kısaltınlara da, kısaltanlara da diye ekledi diyor. Şimdi bu hadisi şerifin uygulamasını İmam Tirmizi şöyle anlatıyor.
Kale Ebu İsa, hâzâ hadîthun hasenun sahihun vel amelu alâ hâzâ inde ehlil ilmi. İlim erbabı da bu şekilde amel etmiş, uygulama yapmışlardır. Yahtarûne lirraculi en yahlika ra'sehu. Erkekler kazıtacaklar. Ve in kassara yaravne enne zâlike yücziu anhu. Eğer kısaltsalar da bu da geçerli olur. Kısaltanların da yine ihramdan çıkışı geçerli olur demişlerdir. Ve huve kavlu Süfyan es-Sevri ve Şafii ve Ahmed'e ve İshak'a. Evet, dört imamın da görüşü bu şekildedir. Erkekler için kazıtma, hanımlar için onu da ayrı değerlendireceğiz. Bâb-ı mâ câe fî kerâhiyetil halkı linnisa. Kadınların saçlarını kökten kazıtmalarının uygun olmadığı konusunda rivayetler. Kadın saçını kökten kazıtmaz. Bununla alakalı rivayet. Kâle el müellif rahimahullah. Haddefena Muhammed ibn Musa el Haraşiyyu el Basriyyu. Kâle haddefena Ebu Davude el Tayalisiyyu. Kâle haddefena Hammamun an Katâdete an Hilâs ibn Amrin an Aliyyin radıyallahu anhu. Hazreti Ali kerramallahu veceh rivayet ediyor. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme en tahlikal mar'etu ra'seha. Hanımların saçlarını dipten kazıtmasını Efendimiz yasakladı. Hanımlar dipten saçlarını kazıtmayacaktı. Ancak başlarında bir hastalık olursa, mecburiyet olursa, yani bir ameliyat durumu ya da başka bir hastalık olursa o hariç. Bab-ı Mâcâ'e fil haccı ani şeyhil kebiri vel meyyiti. Bu da önemli bir bölüm. Çok ihtiyar, düşkün yaşa gelmiş olan ihtiyarın yerine hac etmek geçerli olur mu? Bir de ölünün yerine, ölmüş olan kişinin yerine hac etmek geçerli olur mu? Bu konuda rivayet. Kâle el müellif rahimahullah, haddesenâ Ahmed ibn Menî'in, kâle haddesenâ Ravh ibn Ubâdete, kâle haddesenâ ibn Cüreycin, kâle akhberani ibn Şihâbin, kâle haddeseni Süleyman ibn Yesârin, an Abdillâh ibn Abbâsin, anil Fadl ibn Abbâsin, radıyallahu anhuma. Hadisimizin ravi sahabisi Fadl bin Abbas. Hazreti Abbas'ın oğlu olan Fadl. Anlatıyor. Diyor ki enne imraeten min Khaz'amin. Khaz'am denilen yerden bir kadın. Kalet şöyle dedi. Ya Resulallah. İnne ebi edrakethu feridatullah. Feridatullahi fil hacci. Benim babama hac farz oldu. Farz oldu. Ve huve şeyhun kebirin. Ama gel gör ki o düşkün, iyice ihtiyar. Şeyhun kebirun. İyice ihtiyar yani. Pir-i fani diyelim biz ona. Pir-i fani. La yestati'u en yestevi ala zahiril ba'ir. O kadar ki yani devenin sırtında bile duramaz. O kadar düşkün. Duramaz, düşer yani. Şimdi bunun zımnında bir soru var. Ne olacak diye Efendimiz'e soruyor. Ne olacak bu kişinin durumu? Kale Efendimiz buyuruyor ki Hucci anhu. Onun yerine sen hac yap diyor. Eğer babana haz farz oldu ama haccı yapamayacak, gelemeyecek kadar düşkünse, hastaysa onun yerine sen hac yapabilirsin. Hac yapmak bir başkasının yerine geçerli olur. Bu hayatta olan için bir hadis, bir örnek. Hayatta yaşıyor. Peki ölünün arkasından hac yapılması caiz midir? Şimdi onu da okuyalım. Diğer hadis-i şerifte. Kâle el müellif rahimahullah haddethena Muhammed ibn-i Abdil-A'la kâle haddethena Abdurrazzak an Süfyan el-Sevriyyi an Abdillah ibn-i Atâin kâle ve haddethena Ali ibn-i Hucrin قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال. Bakın iki senedi birleştirdi İmam Tirmizi. Şimdi metni veriyor.
Câet imra'etun ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekalet. Şimdi yine bir hanım Efendimizin yanına geldi ve soruyor. Diyor ki inne ümmeti mat, ümmi matet. Anam öldü diyor. Annem öldü. Ve lem tehucce. Hac yapamadı. Hac yapamadan öldü. Belli ki hac üzerine farz oldu, yapamadan öldü. Evet. Efe ehuccu anha. Soru. Onun yerine hac yapabilir miyim? Yapayım mı? Kale, Efendimiz buyuruyor ki, naam, evet, hucci anha, onun yerine hac yapabilirsin. Yukarıdaki hanım, babası hayatta ama gelebilecek kadar bir gücü yok. Efendimiz onun yerine hac yap dedi. Buradaki hanım, annesi vefat etmiş. Onun yerine hac yapabilir miyim? Efendimiz yap buyuruyor. Bununla alakalı şu hadisi şerifle bitirelim. Kâle el-müellif rahimahullah, haddetena Yusuf ibn İsa, kâle haddetena Vekî'un, an Şu'bete, an Nu'man ibn Sâlimin, an Amr ibn Avsin, an Ebi Rezin'in el-Ukayliyi, ennehu. Şimdi Rezin, Ebi Rezin el-Ukayli anlatıyor. Diyor ki, eten nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme. O Efendimizin yanına gelmiş, fakale demiş ki ya Resulallah inne ebi şeyhun kebirun. Benim babam pirifani, la yistati'ul hacce ve la umrate. Ne hac yapabilir, ne umre yapabilir. Ve la zane. Hatta buna gücü de yetmez. Gücü de yok yani buna. Kale, Efendimiz aleyhissalatü vesselam cevaben buyuruyor ki, hucce an ebike ve temir. Baban için hac yap ve babanın yerine umre de yap. Hac da yapabilirsin, umre de yapabilirsin. Buradaki soran da bir erkek. Babası için soruyor. Babası adına Efendimiz onun hac ve umre yapabileceğini bildirmiş oluyor. Buradan hükümler çıkıyor tabii. Bu hükümlerden birisi de şudur. Bir kişi hac farz olduğu halde yapamadan vefat etmiş ise zaten eğer vasiyet etmiş ise, bakın haccımı yapın ha, yaptırın diye vasiyet etmiş ise, mirasçıların üzerine bu bir zorunluluktur. Parasını ayıracaklar, hac ettirecekler. Eğer vasiyet etmeden ölmüş ise, o kişinin yerine mirasçıları hac yapabilir ya da yaptırabilirler. Bu takdirde o kişinin üzerinden hac farziyeti düşmüş olur. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Şimdi arkadaşlar bir soru gelmiş de bakın önemli bir şey bu. Bir ders sınırları içinde bütün bunları konuşamıyoruz da Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'yi sen çok hadis rivayet ediyorsun diye takladığı dövdüğü konusunda rivayetler de var. Kitaplarda geçiyor. Buna nasıl bakılması gerekiyor diyor. Şimdi ben birçok kitap var dedim. Onlardan bir tanesinden ben çok faydalandım. İmkanınız varsa siz de onları edinin, faydalanın o kitabı. Mehmet Efendioğlu'nun bir doktora tezidir bu. Sahabeye yapılan eleştiriler diye bir doktora tezi kitap haline getirildi, bastırıldı. Şahane işlemiş hoca. Yani özellikle bu mükfirundan olan Ebu Hureyre, Abdullah İbni Abbas, Hazreti Ayşe Validemiz hakkında müsteşriklerin attığı iftiralar ve o iftiralara cevaplar. Nasıl iftiraların yersiz olduğunu delilleriyle birlikte anlatmış, işlemiş. Bilmiyorum yukarıda var mı? Onu edinirseniz çok güzel bir şekilde bu konulara cevap. Bir de biz aslında Müslümanlar olarak bunları bilmemiz de gerekiyor. Çünkü bir gün karşımıza dikiliyor adam. Ve müsteşrikin ağzıyla konuşuyor. Bilerek ya da bilmeyerek müsteşrikin ağzıyla konuşuyor. Müsteşrik zaten Müslüman değil adam. Ben İslam'ı nasıl yıkarım diye hedefi var zaten adamın. O bir takım yalan yanlış iftiralar ortaya atmış. Bu iftiraları da bizimkisi duymuş. Geliyor aynı sözü, onun sözünü söyleyerek bizim karşımıza çıkıyor. Bilmemiz lazım yani bunun delilini ve cevabını bilmemiz lazım. Bu konuyu oraya havale ediyorum ben.
Abdullah şey Hazreti Ömer Ebu Hureyre'yi sen niçin peygamberimizden hadis rivayet ediyorsun diye dövecekmiş. Dövmüş böyle bir şeyi ne kadar inanılır onu biliyorsunuz zaten. Zamanında valilik yapmıştım hocam. Tabii. Tabii ki. Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim'in kabri nerededir? Hicr bölgesinde olduğu ve namaz kılmanın bu yerde doğru olmadığı söyleyen bu durumda tavrımız ne olmalı? Şimdi Hazreti İsmail'in ve annesi Hacer validemizin kabri Hicr'de. Hicri İsmail'de. Hatta Osmanlı'nın son zamanlarına kadar orada bir de kabir taşı varmış. Bizim bildiğimiz manada böyle dikili değil de duvara da gömülü taş varmış. Onun resmini de ben gördüm. Orada olduğu belli. Hazreti İbrahim'in kabri orada değil ama. O Filistin'de. Filistin'de Hazreti İbrahim'in kabri. Peki orada namaz kılmak nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması olduğu için biz kılabiliriz. Yani normalde kabirlerde namaz kılmayın emri var ama Efendimiz bizzat Hazreti Ayşe validemizi orada namaz kıldırdığı için bizim orada namaz kılmamızda bir mahsur yoktur. Hatta teşvik edilir. Makamı İbrahim ayrı. Makamı İbrahim, İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi yükseltirken boyunun ulaşamayacağı yere yapmak için ayağının altına bir taş koymuş. İskele taşı koymuş. O iskele taşının bulunduğu cam fanusun içinde bulunduğu yer. Makamı İbrahim o. Halen o taş orada. İbrahim aleyhisselamın ayak izleri var orada. Makam-ı İbrahim onun için deniliyor. Şimdi bir bayan yalnız veya birinci dereceden akrabası olmadan hacca gidebilir mi diye bir soru. Aslında biz seferi konusunda bu hadisi hatırlarsanız incelemiştik. Yani Efendimizin bir hanımın yanında yakını olmadan, mahremi olmadan seferiliğe, yolculuğa çıkmaması gerektiğini, bunu nehyettiğini hadiste biz okumuştuk. Orada birkaç kelime de söylemiştik. Şimdi tekrar etmiş olalım. Hadis alimler şöyle bir görüş belirtiyorlar. İmam Şafii'nin de görüşüne uygundur bu görüş. Diyorlar ki bir hanım düşünün hac farz oldu. Hac farz oldu. Ama yanında onu hacca götürecek bir mahremi yok. Yani beyi var, bana ne gidersen git diyor, ben götürmem seni diyor. Oğlunu götürmüyor, kardeşi götürmüyor, mahremi götürmüyor. Bu kişi ne yapacaktır? İmam Şafii Hazretleri'nin şöyle bir fetvası var. Eğer yol emniyeti varsa diyor, belirli miktarda da hanımlar, hanım grubu varsa, hanım grubu yani düştüğünüz zaman, bayıldığınız zaman, bir ihtiyacın olduğunuz zaman hanımların hemen böyle sizin o ihtiyacınızı görebilecek şekilde bir hanım grubu varsa bunun içinde diyor hacca gidebilir. Niçin? Hac farzdır. Bundan geri kalmaması için. Yoksa gezmeye gidebilir demiyor ama. Evet. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi artık. Zayıf hadisle amel edilebilir mi? Zayıf hadisle amel edilebilir. Zayıf hadisle amel konusunda alimlerimizin görüşü şudur. Zayıf hadisle itikadi konuda karar ve hüküm verilmez. İtikadi, Allah'ın birliği konusunda, cennet cehennem konusunda hüküm verilmez. İtikadi konular çünkü zanna dayalı bir şeyle tesis etmez. Ama gerek ameli özellikle de amellerin fazileti konusunda hani zayıf amelle zayıf hadisle amel edilir demişlerdir. İnşallah zayıf hadis konusunu anlatırken biz onu açık açık bir soru işleriz. Daha geldi. Babası yerine hac yapacak kişi önce babası yerine mi yoksa kendi yerine mi hac yapacak? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre bir başkasının yerine hac yapacak kişinin kendi yerine daha önce hac yapmış olması gerekmez. Hiç hac yapmamış birisi bir başkasının yerine de hac yapabilir. İmam-ı Azam'a göre böyle. Ama diğer mezheplerde gerekli, hangisinde olduğunu çok net bilmiyorum. Kendisi yapmadan bir başkasının yerine yapamaz diye bir şart var. İmam-ı Azam'da bu şart yok.